İyi akşamlar dostlar. Bu akşam tanışacağımız ilk hissemiz Kardemik Karabük Demir Çelik Sanayi ve seansın kapanmasına yarım saat kala arkadaşlar. Hissemizi hemen tanıtalım. 12 Eylül 2022. Şimdi arkadaşlar Kardemir'den daha önce bizim bir dilencimiz varmış. 15.58 ve en son ne zaman tanıtmıştır arkadaşlar? İlk önce ona bakalım da. Kardemir'i en son 31 Ağustos'ta arkadaşlar. 31 Ağustos neresi? 31 Ağustos tam da arkadaşlar şurası. Buradaki arkadaşlar bir 13.39 dilencimiz varmış. Akabinde 15.58 dilencimiz varmış. Peki baktığımızda ne görüyoruz arkadaşlar? Geçmiş videolardan bu dirençlere de bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar şimdiden çizim değil. 13.39 dilencimiz arkadaşlar takılıp kalmış. İlk önce burayı hızlı bir şekilde geçmiş. Üzün elinde tam bağımsız mum oluşturamadan arkadaşlar tekrar aşağıya gelmiş. Tekrar yukarı, tekrar aşağı derken arkadaşlar en son 4. gün sonunda bunu başarıyla bir kırmış ve üzerine bir tane, yani bugün itibariyle arkadaşlar bir tane mumumuzu, yeşil mumumuzu yakmış. Peki bu nereye takılmış? Tesadüfe bakın ki arkadaşlar çizdiğimiz yer 15.58 direncine takılmış ki arkadaşlar bugün 15.54'ten kapatmış gibi, en yüksek bugünü görmüş gibi gözüküyor arkadaşlar. Peki hissenin fiyatı kaç şu anda arkadaşlar? 15.35, seansın kapanmasına yarım saat kala. Peki arkadaşlar bundan sonra hedefimiz ne olabilir? Şöyle baktığımız zaman ilk önce dirençlerimizi bir daha söyleyelim arkadaşlar. Elimizdeki 16.94 direncimiz var arkadaşlar. Ola ki eğer ki kırarsa yukarıya doğru, yine elimizin altında arkadaşlar bir tane daha direncimiz olsun. Şunu takip etmek lazım arkadaşlar. Şu şekilde, hatta şöyle yapalım daha net olsun. Evet, tam iki tane mumumuzu. Şu şekilde arkadaşlar direncimizi takip etmek lazım. Artık burada sayısal hedeften ziyade arkadaşlar gördüğümüz gibi ne görüyoruz? Bir trend, tepelerden gelen bir trend çizgisi. Ha, bugün olsa bunu kaça tekabül edecek arkadaşlar? 20.76'ya tekabül eder. Zaman içerisinde bu mutlaka yukarıya doğru gidecektir ama hani bugün olsa 20.76 daha da devam eder mi? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ona göre tekrar yeni bir tane arkadaşlar Fibonacci gerekirse kullanmak zorunda kalacağız. Ve görüntüyü bu şekilde minimize etmeye çalışacağız. Peki arkadaşlar dirençlerimizi ne dedik? 15.58 ve 16.94 ile yaklaşık olarak 20 küsürden siyah trend çizgimizi gösteriyoruz. Destek olarak da karşımıza ne çıkıyor arkadaşlar? Destek olarak şu anda 13.39 bizim için destek olarak çalışacak pozisyonda hala gözüküyor. Akabinde 11.61 de karşımıza gözüküyor arkadaşlar. Bunlara illa mı gelecek diye bir şey yok arkadaşlar. Burada her şey ihtimaller dahilinde. Sadece bu seviyelere dikkat etmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar buradan başka neler görebiliriz? İlk önce Ichimoku bulutuna bakalım. Ichimoku bulutumuz yeşil mi? Yeşil arkadaşlar. Gayet de güzel. Herhangi ciddi bir sıkıntısı yok. Yeşil olması arkadaşlar güzel. Üzerine üstlük ne var arkadaşlar? Bir de daralması var. Bakın şu daralma hissenin biraz daha hızlı olduğunu gösteriyor. Ki bugünkü arkadaşlar genel olarak piyasayı takip ettiğimde yavaş yavaş yan sektörlere, ki bu zaten arkadaşlar direkt küçük kağıtları kastetmiyorum. Yan sektörlere yavaş yavaş giriyor. Yani İMKB 100'ün diğer kağıtlarına, bankacılık sektörü dışında yavaş yavaş sanki bir hareket varmış gibi gözüküyor. Hani büyük ihtimalle para girişi olmaya başladı arkadaşlar. Ki o zaten var da daha da belirginleşmeye başladı. Yani hisseleri toplar yükün bir şekilde kaldıracaklar gibi duruyor ama artık girdi çıktı şeklinde mi olacak yoksa bütün hepsini eşit mi yapacaklar? Önümüzdeki aylarda daha netleşir diye düşünüyorum. Peki Ichimoku'ya olumlu dedik arkadaşlar. Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandının orta noktası kaç arkadaşlar? 12.28. Fiyatımız kaç? 15.32 arkadaşlar. Yaklaşık %20 fazlasında arkadaşlar, ki gayet iyi. Yalnız burada ufak bir sıkıntımız var. Onu hemen söyleyelim ki olumlu, yalnız Bollinger, onu da söyleyelim. Sıkıntımız ne arkadaşlar? Bollinger'in arkadaşlar üst sınırı şurada görüyorsunuz 14.50. 14.50 biliyor musunuz arkadaşlar? Tam şurası. Peki hisse nerede şu anda? Bollinger'in dışında kapatmış arkadaşlar. Bakın bağımsız olarak çıkmamış ama bağımsız olarak kapattıysa arkadaşlar mutlaka aşağı inmesi gerekiyordu. Yarın öbür gün arkadaşlar içine ister istemez sokarlar. Dikkatli olmakta fayda var. Yani bir düzeltme hareketi arkadaşlar. Bakın düşme hareket demiyorum. Ha bugün yarın olur öbür gün olur çok önemli değil ama yukarı neticede bir de direncimiz var arkadaşlar. Belki yukarı hediye edip aşağı çıkar indirecekler. Çünkü Bollinger'de eş zamanlı olarak yükseliyor arkadaşlar aynı zamanda. Yani 14.50'de sabit kalmıyor. Neticede arkadaşlar bu riski göz önünde bulundurmanızda fayda var. Ama hisse için Bollinger bandı olumlu, için Moko da olumlu. Gelelim arkadaşlar hacmi. Hacimde arkadaşlar baktığımız zaman 8. ayın 16'sından beri ciddi bir para girişi var. Nereden anlıyoruz bunu? Bu daha önce arkadaşlar 60 milyonluklardayken en son arkadaşlar 8. ayın 29'da 8 günlük ortalama 176 milyonluk ve bugün itibariyle arkadaşlar 218 milyonluk ortalama hacime dönmüş arkadaşlar. 8 günlük ortalama arkadaşlar ve hisse için gayet de olumlu olarak karşımıza gözüküyor. Yani Ichimoku, Bollinger ve hacim gayet de olumlu. Hedefimiz 16.94'ten sonra 20 küsür arkadaşlar. Yani şurası olarak karşımıza çıkıyor bugün itibariyle. Yarın olursa mesela 21-22 veya ertesi günler olursa 21-22. Peki bunun dışında arkadaşlar başka neler görebiliyoruz? Hemen hızlıca RSI'mıza bakalım arkadaşlar. RSI'mız gayet de olumlu, güzel bir şekilde giriyor. Aşırı alım bölgesine girmiş arkadaşlar. Burada hafiften bir köpük oluşmaya başlamış. Köpük oluşması arkadaşlar illa bugün köpüğün sönümleneceği anlamına gelmiyor. Yani mutlaka fiyatı arttırır bu köpük arkadaşlar. Ama neticede arkadaşlar riski de bilin ve olumlu olarak olduğumuzu da söyleyin. Yani
Burada bordo bölge ve beyaz bölgede bulunması hisse için gayet de olumlu. Stok RSI'de arkadaşlar baktığımız zaman daha sağlıklı bir görüntü var. RSI'ye göre inişler, çıkışlar var, düzeltmeler, tepkiler var arkadaşlar. Hisse için bu tür durumlar gayet olumlu. Baktığımız zaman aşırı alış bölgesine daha yeni yeni girmeye başlıyor mavi sinyalimiz ama çok kötü değil arkadaşlar. Gayet güzel bu da. Bordo bölgede, yeşil bölgede, bordo bölgede, beyaz bölgede bulunması bizim için olumlu arkadaşlar. Ha, hisseyi aşağı doğru sönümlendirirler mi? Yani her hareket arkadaşlar düzeltmedir. Mutlaka sonsuza kadar yükselecek diye bir görüntü yok. Ama dikkatli olmakta fayda var ve yükseliş trendine yavaş yavaş net bir şekilde girmeye başlıyor. Gelelim makine indikatörüne arkadaşlar. Makine indikatörü de diyor ki bize ben yükseldim diyor. Ne zamandan beri arkadaşlar? 8. ayın 26'sından beri hisse baktığımız zaman pozitif bölgede ve yükseliş trendi bölgesinde ufak ufak düzeltmeleri de yapıyor arkadaşlar. Bu da hisse için olumlu mu? Gayet olumlu arkadaşlar. Burada da çok ciddi bir sıkıntımız yok. Gelelim arkadaşlar hemen GCI'mıza. GCI'mıza baktığımız zaman GCI de aşırı alım bölgesine girmiş. 200'ün üzeri olması biraz riskli arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var gibi gözüküyoruz. Hisselerin hepsi olumlu arkadaşlar. Bütün indikatörleri olumlu. Yalnız 3 tane dikkat edeceğimiz nokta var. GCI aşırı derecede köpüklü. RSI yeni köpük alanına girmeye başlamış. Bollinger'de arkadaşlar köpüklü. Yani fiyatta aşırı derecede biraz fazlalık var gibi gözüküyor. Peki arkadaşlar gelelim diğer bir hissemize. Garantiye. Garanti bize ne diyor? Şimdi garantiye arkadaşlar en son ne zaman değerlendirmişiz? 31 Ağustos'ta. Peki 31 Ağustos nerede? Hemen bakalım arkadaşlar. 31 Ağustos arkadaşlar tam da şu kırmızıda. Şimdi bakın daha önce bir direnç desteğimiz varmış. 22.19 arkadaşlar. Hemen 1 Eylül'de buraya dokunmuş arkadaşlar. Yukarı doğru hafiften çıkmaya başlamış. Ve direncimiz var arkadaşlar. 27.59'dan çıkmakta zorlanırken arkadaşlar. Bugün itibariyle arkadaşlar tavan açarak buraya arkadaşlar 28.78'e kendini bağlamış arkadaşlar. Burada şimdi dikkat edeceğimiz birkaç husus var. Bunu hemen anlatacağım ama şu anda baktığımız zaman yani hacime, dirence, desteğe baktığımız zaman ekstradan bir şey yapmaya gerek yok. Sadece şunu yapabiliriz arkadaşlar. Olay kendimi şöyle biraz daha daraltalım. Daha net görmek için. Şuradan arkadaşlar şöyle bir direncimizi çizdiğimiz zaman hop gel burada koçum. Evet. Direncimizi çizdiğimiz arkadaşlar şunu aşağıda oturtamadık. Yükselişin başladığı bölgeler karşımıza bu çıkıyor. Direncimizi oturttuğumuz zaman arkadaşlar şu anda bugün olsa arkadaşlar hedefimiz kaç? 35 olarak karşımıza çıkıyor. Ama dikkat edin arkadaşlar buraya bir anda gelmesini istemem. Onu da ben size net konuşayım. Ne kadar hızlı giderse o kadar hızlı aşağı düşer. Dikkatli olmakta fayda var. Gelelim arkadaşlar Ichimoku bulutuna. Ichimoku bulutuna ha pardon dirençlerimizi söyleyelim arkadaşlar. Direncimiz şu anda az önce gösterdiğimiz gibi siyah bölge olarak 35'i. Peki destek olarak ne çalışacak arkadaşlar? 27.59 bizim için destek olarak karşımıza gözüküyor. Altında arkadaşlar bir tane daha destek yapalım hemen bunu da gösterelim. Çünkü destekler çok fazla yakın olmaması için bir araya bir tane daha sokuşturalım hemen. Hoppa. 23.73 arkadaşlar ve 22.19 yani 27.59, 23.73 ve 22.19 bizim için destek olarak karşımıza çıkıyor. Peki Ichimoku bulutu ne diyor? Ichimoku bulutu diyor ki ben gayet olumluyum diyor. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Bu seviyede yükselirim. Yükseltir arkadaşlar. Bizim için hiçbir sıkıntı yok. Hani burada dikkat etmemiz gereken ne var arkadaşlar? Yukarı doğru gittikçe şu üst sınırda arkadaşlar alt sınır yukarı doğru döndükçe bir sıkıntı yok. Hatta dar olması da daha iyi. Ama ne zaman ki arkadaşlar alt taraf yataya bağlayıp da üst taraf aşağı doğru inmeye başlarsa sıkıntı olma ihtimali var. Ama şu anda mevcut durumu gayet de güzel arkadaşlar. Peki arkadaşlar Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandının orta noktası kaç? 23.34. Yani şurası arkadaşlar fiyatımız kaç arkadaşlar? 28.78 arkadaşlar. Fiyatımız ne kaçık? %20'sinden fazlası arkadaşlar. %25 civarı fazlası. Ha olumlu mu? Evet arkadaşlar. Bollinger bandının üst noktasının orta noktasının üstünü geçtikten sonra arkadaşlar yani şu çizgiyi yukarı doğru geçtikten sonra arkadaşlar olumlu olarak değerlendirebiliriz. Peki burada bir handikapımız var mı? Evet arkadaşlar. Baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının en üst noktası 28.35. Yani şu çizgiyi takip edin arkadaşlar. 28.35. Buraya denk geliyor arkadaşlar. Ve bunun üstünde kapatmış. Arkadaşlar hafiften bir köpük olmaya başlamış. Dikkat etmekte fayda var. Daha önce de baktığımız zaman köpükler var. Bakın herhangi bir müdahale nereye kadar olmuş? En az 6-7 defadan sonra arkadaşlar olmuş. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'undan sonra 10. da olmuş arkadaşlar. Yine benzer bir durum. 1, 2, 3, 4'ünden sonra olmaya başlamış. Dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Ne zaman Bollinger bandının dışına taşarsa hisseyi aşağı doğru çekebilirler. Gelelim arkadaşlar hacmi. Bollinger'le Ichimoku olumlu onu söyleyelim ben size. Peki hacmi geldiğim zaman arkadaşlar hacim gayet güzel bir şekilde yükselmiş buraya kadar. Ondan sonra arkadaşlar bakın düşerken çok ciddi bir düşüş yok. Şuraya dikkat edin. Çok ciddi bir düşüş yok. Yükselirken tekrar yükselmiş arkadaşlar. Aşağı düşerken çok ciddi bir düşüş var mı? Evet var.
Yalnız yukarı çıkarken arkadaşlar çok ciddi bir yükseliş var. İşte yok daha doğrusu onu söyleyeyim. Yani son çıkış arkadaşlar düşük hacimli olmuş. Gerek taban olmasından kaynaklı arkadaşlar son bar için konuşuyorum. Ama bir önceki bara baktığımız zaman arkadaşlar neredeyse bir önceki yükselişin yarısı kadar hatta üçte biri kadar diyebileceğimiz boyutta hacim olarak dikkatli olmakta fayda var. Nötr olumsuz diyebileceğimiz bir durum arkadaşlar. Yani Ichimoku ve Bollinger olumlu, hacim nötr olumsuz. O da neden? Düşük hacimde kapattığı için son 2 günde. Peki baktığımız zaman arkadaşlar RSI bize ne diyor? RSI diyor ki ben gayet olumluyum diyor. Hani aşırı alış bölgesine girmiş. Evet oradan bir dinlenme düzeltme yapmış arkadaşlar. Şu anda mevcut durumunu dinlenme pozisyonu olarak çekmeye çalışıyor. Arkadaşlar beyaz bantlı bölgeye geçmesi bizim fiyatımızın hızlı artabileceğini öngörmemize sebep olur. Ama orta bölgede ve ikisinin arasında takılması arkadaşlar bizim için en sağlıklı olanı RSI'ye de olumlu diyebiliyoruz arkadaşlar. Gelelim Stock RSI'ye arkadaşlar. Stock RSI'ye baktığımız zaman aşırı satış bölgesinden hafiften doğru kendini yukarıya doğru atmış. Hisse için olumlu mu arkadaşlar? Evet hisse için olumlu. Yukarı doğru çıkması arkadaşlar bizim için olumlu. Netice arkadaşlar yani borda bölge 20 ile 80 arasındaki bölge bizim için arkadaşlar olumlu olarak değerlendirebileceğimiz bir bölge olarak karşımıza çıktı. Gelelim MAC indikatörüne arkadaşlar. MAC indikatöründe hisse ne zamandan beri 29 Temmuz'dan beri arkadaşlar hisse yükseliş trendinden yukarı doğru çıkmaya başlamış. Ve burada ufak da olsa bir düzeltme yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Bu da hisse için olumlu mu? Evet arkadaşlar bu da hisse için olumlu. Şu hareketler sağlıklı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bu yüzden de hisseye olumlu diyebileceğiz. Ha, sıfıra kadar gelmesi bizim için olumsuz mu? Hayır arkadaşlar sıfıra kadar gelmesi bizim için düzeltme hareketi olarak nitelendirebileceğimiz. Evet fiyatı düşürecektir ona bir şey diyemem. Ama düzeltme hareketi olarak nitelendirebileceğimiz bir durum. Yani yükseliş trendini sonlandıran bir hareketler değil. Ha, yükseliş trendini ne zaman sonlandırır? Sıfırın altında negatif bölgeye geçtiği zaman sinyallerimiz hem mavi hem kırmızı sinyallerimiz o zaman da olumsuz olarak değerlendirebiliriz ama şu anda olumlu. GCI'ye bakalım arkadaşlar. GCI de yine aşırı alım bölgesine girmiş. Hani çok mu yüksek değer? Hayır çok da yüksek bir değer değil. Hisse için olumlu mu arkadaşlar? Yani hisse için olumlu olarak olumlu olabilecek. Çünkü bu bölgede arkadaşlar aşırı alım bölgelerinde hisseler fiyatları daha hızlı bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Bu da hisse için olumlu mu? Evet olumlu olarak değerlendirebileceğimiz bir yer. Gelelim arkadaşlar diğer bir hissemize Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bir bakalım arkadaşlar Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın en son ne zaman değerlendirmişiz? Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın en son 26 Ağustos değerlendirmişiz arkadaşlar. 26 Ağustos'u ilk önce bir bulalım arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar oldukça hızlı bir yükseliş var. Direnç desteği, hak getire hepsini götürmüş arkadaşlar. Peki geçmişe nazaran herhangi bir şey yapılabilir mi? Yani şöyle arkadaşlar sadece basit bir trend yapılabilir. Hani burada arkadaşlar artık fiyatın sonsuza gitme ihtimali var mı? Yani sonsuza gitme ihtimali yok arkadaşlar. Onu ben size söyleyeyim. Hani fiyat elbet bir yerde kendini dengeleyecektir. Hani dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum ki zaten bugün bu piyasaya göre %1,84 kapanışa yaklaşık olarak 15 dakika kadar düşmüş aşağıya. Baktığımız zaman arkadaşlar direnç ve destek olarak da yani elimize şu anda sadece çizebileceğimiz bir tane desteğimiz var. O da arkadaşlar şurası olarak karşımıza çıkıyor 5,11. Şimdi artık bunun altında artık destek yapılabilir mi? Valla en yakın destek şu siyah direnç çizgisi arkadaşlar. O da kaça denk geliyor? 3,84'e geliyor denk gelirse arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar aşağıda bir sürü desteğimiz var ama bunların hepsini parçalamış arkadaşlar. Yani 3,53 var, 3,48 var, 3,11 var, 2,95 var. Ya bunların hepsini parçalamış arkadaşlar. Şu anda hisse oldukça aşırı derece değerlendirilmiş. En azından arkadaşlar verilerin biraz daha oturması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama neticede arkadaşlar ilk değerlendirme bu. Peki buna baktığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? İlk önce Ichimoku bulutuna bakalım. Ichimoku bulutu bize ne diyor? Ichimoku diyor ki ben olumluyum diyor. Evet olumlu arkadaşlar. Niye yeşil ve ince olarak devam ediyor? Hala yükseliş trendimi koruyorum diyor. Baktığımız zaman evet yeşil olması tek başına bizim için yeterli arkadaşlar. Bollinger bandına bakalım arkadaşlar ki ben böyle bir Bollinger bandı görmedim onu da ben size söyleyeyim. Arkadaşlar 3 nokta Bollinger bandının orta noktası 3,80 arkadaşlar. Fiyat neredeyse arkadaşlar bunun %60 %70 üzerinde arkadaşlar ve kayıp baktığımız zaman 5,31. Hisse için olumlu mu arkadaşlar? Yani trend için konuşuyorum. Evet yükseliş trendi için olumlu arkadaşlar. Yalnız burada dikkat edeceğimiz gibi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 taneden sadece bir tanesi arkadaşlar bağımlı olarak yani içine girmiş vaziyette mumu yakmış ve Bollinger bandının dışına çıkmış. Diğerleri arkadaşlar neredeyse Bollinger bandına hiç dokunmamıştı arkadaşlar. Yani şu anda arkadaşlar araba moduna gitmiyor arkadaşlar. Uçak modunda da gitmiyor. Uzay kapsülü modunda hızlı bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Hatta ışın lazer ışını şeklinde gidiyor arkadaşlar.
Ya biraz daha fazla hızlı gidiyor. Demek de fayda var arkadaşlar. Ha, baktığımız zaman yükseliş direnci için olumlu mu? Gayet olumlu arkadaşlar. Ama dikkat edeceğimiz noktalar nedir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bollinger bandının dışında olması. Peki hacime baktığımız zaman arkadaşlar hacimde evet düşerken ki ciddi bir hacim var arkadaşlar. Bakın şu düşüşte hacimin bu kadar yüksek olmaması lazım. Günlük hacim 57 milyon arkadaşlar. Yükselişteki en tepe noktasında 67 milyon. Düşerken 57 milyon. Evet az bir şey düşüş var ama arkadaşlar sıkıntılı bir süreç olarak karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Hacimde olur arkadaşlar. Yüksek hacimden dolayı şuradaki son mumundan dolayı olumsuz olarak değerlendireceğiz arkadaşlar. Yani baktığımız zaman Ichimoku ve Bollinger olumlu, hacimde olumsuz olarak değerlendirebiliriz. Gelelim Risa'ya arkadaşlar. Risa bize ne diyor? Risa diyor ki ben diyor aşırı alım bölgesine girdim ki arkadaşlar 90. 90'dan biraz büyüklerini gördüm. 93-94'ü gördüm ama arkadaşlar şu anda hisse aşırı alım bölgesinde ve köpüğü o kadar fazla ki arkadaşlar dibinde sadece bir parmak kahve, geri kalan 5 parmağı da köpük gibi olan bir fincan düşünün arkadaşlar. Üfleyince kahvenin dipte olduğunu görme imkanımız var. Netice arkadaşlar olumlu mu? Evet olumlu. Fiyatımızı arttırıyor mu? Arttırıyor aşırı alış bölgesi. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Ama genel görünüm şu anda lak diye fotoğrafımızı çektiğimizde olumlu olarak karşımıza çekiyor arkadaşlar. Sadece dikkatinizi aşırı alış bölgesinde yoğunlaştırmanız lazım. Burada da aynı şekilde arkadaşlar aşırı alış bölgesinde hissenin ufak da olsa yönü aşağı doğru durmakla beraber şu anki anlık fotoğrafımıza baktığımızda bu da arkadaşlar yükselişi onaylıyor. Burada da herhangi ciddi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. MAC indikatörüne bakalım arkadaşlar. MAC indikatörü diyor ki ben diyor fırladım gittim diyor. Zaten tarihi çok kısa. Yani 2022'nin geçen sene 10. ayda halka arz olmuş ve bayağı bir fırlamış arkadaşlar. Yani baktığımız zaman bu da evet pozitif bölgede yükseliş trendini korumak amacıyla bayağı iyi bir durumda arkadaşlar. Hisse için olumlu mu? Olumlu olarak karşımıza çıkıyor. GC'ye bakalım arkadaşlar. GC de aşırı alış bölgesinde. Aşırı alış bölgesini arkadaşlar aşağı doğru bir yönünü kırmış. Hani baktığımız zaman son itibariyle 214. 214'ten aşağı iner mi inmez mi görmemiz lazım arkadaşlar ama hisse için olumlu mu? Evet olumlu. Şimdi arkadaşlar Ziraat Gayrimenkul'de ben şunu söyleyeyim. Aşırı derecede bir köpük var. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Her ne kadar indikatörler yükseliş trendini teyit ediyorsa olumlu zaten bunun için kullanıyoruz arkadaşlar. Teyit ediyorsa arkadaşlar dikkatli olmakta fayda var. Yani burada zaten başta bir hacim tedirgin ediyor. Bir de aşırı derecede alım bölgesinde bütün indikatörlerin yüksek aşırı değerli olduğunu göstermesi arkadaşlar bizim dikkat etmemiz gereken bir yön olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim arkadaşlar diğer bir hissemize Global Yatırım Holding AŞ'e arkadaşlar. Global Yatırım Holding AŞ'i en son 1 Eylül'de tanıtmışız arkadaşlar. Yaklaşık 11 gün önce. Peki 11 günden beri neler olmuş? 1 Eylül neresi arkadaşlar? Şurası. Şu kırmızı olan arkadaşlar. Baktığımız zaman arkadaşlar hissede bir direncimiz varmış. Direncimiz arkadaşlar kırmış ilk direncimiz 4.04. Akabinde 4.25'i kırmış arkadaşlar. Ve hisse şu anda kendine yeni bir tane direnç geliştirmiş arkadaşlar. Bu direncimiz kaç? 4.69 olarak karşımıza çıkıyor. Esas direncimiz arkadaşlar 4.94 çanağın son tamamlama noktası. Hani bundan sonra arkadaşlar ufak bir kulp mu yapar yoksa %167 olarak yukarı mı çıkar diple arasındaki mesafe kadar bunu kontrol etmekte fayda var arkadaşlar. Hisse için arkadaşlar direnç ve destekleri tekrar söylüyorum. Direncimiz 4.69, desteğimiz arkadaşlar 4.25, 4.04, 3.86 olarak devam eden sıralı olarak desteklerimiz devam ediyor arkadaşlar. Peki arkadaşlar trendimiz var mı? Evet trendimizin de üstünü atmış arkadaşlar. Trendimizin üstünde gezinmeye devam ediyor. Hisse için olumlu mu arkadaşlar? Evet hisse için de olumlu olarak üzerine siyah trend çizgisinin üzerine devam etmesi hisse için olumlu. Peki gelelim arkadaşlar indikatörler bazına değerlendirmeye. İlk önce Ichimoku bulutuna bakalım arkadaşlar. Ichimoku bulutu bize ne diyor? Ichimoku bulutu diyor ki ben olumluyum diyor. Benim için bir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar gayet de olumlu. Yeşil olması bizim için avantaj. Başka da çok ciddi bir şey aramaya gerek yok. Ichimoku bulutu olumlu diyelim. Bollinger bandına bakalım arkadaşlar. Bollinger bandının orta noktası 4.12 arkadaşlar. Fiyatımız kaç şu anda? Fiyatımıza baktığımız zaman 4.59. Bu da hisse için olumlu mu arkadaşlar? Evet bu da hisse için olumlu. Burada da çok ciddi bir sıkıntımız yok. Hacime bakalım arkadaşlar. Evet hacim de gayet güzel. Yani baktığımız zaman şu bölgede arkadaşlar yükselirken hacim de beraberinde yükseliyor. Yani ilk yükselişin başladığı bölgede arkadaşlar baktığımız zaman ortalama hacim 8 günlük hacim 34 milyon notken arkadaşlar şu anda baktığımız zaman hacim 61 milyon not olarak gözüküyor arkadaşlar. Bu da hisse için olumlu olarak değerlendireceğimiz bir bölge olarak karşımıza çıktı. Yani Ichimoku, Bollinger ve hacim olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat etmemiz gereken bir nokta var mı arkadaşlar? Hemen bir kontrol ediyorum. Bollinger bandının dışında mı? Evet, Bollinger bandının dışında kapatmış arkadaşlar. 4.59 olarak. Bu da bizi ufak da olsa bir sıkıntıya sokar arkadaşlar. Hani çok kötü mü? Çok kötü değil. Bollinger bandının dışında olmasın. Yani ben bunun %10 fazlasını gördüm ama dikkatli olmakta fayda vardır diye düşünüyorum. İster istemez bir düzeltme hareketi karşımıza çıkarabilir.
Peki arkadaşlar bakalım Global Yatırım Holding'in RSI'ne. RSI'ye baktığımız zaman arkadaşlar aşırı alım bölgesine daha yeni girmiş, böyle küçük küçük giriyor. Şu andaki değeri 73. Aşırı alım bölgesinde olması bizim için olumlu mu arkadaşlar? Evet olumlu. Yani şöyle iki arada bir deride nakış diker gibi gezmesi hisse için gayet de sağlıklı olarak değerlendireceğimiz bir durum olarak karşımıza çıktı. Gelelim arkadaşlar RSI'dan sonra Stock RSI'ye. Stock RSI bize ne diyor? Stock RSI'ye baktığımız zaman arkadaşlar aşırı alım bölgesinin hafiften aşağı doğru gelmiş. Burada takılıyor arkadaşlar. Takıldıktan sonra ciddi bir sıkıntı var mı? Ciddi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani neticede hani aşağı doğru inmesi bizim burada da bordo bölgede olması, aşırı alım bölgesinde de olması bizim için olumlu olarak değerlendirebileceğimiz bir bölge olarak karşımıza çıktı. Gelelim MAC indikatörüne arkadaşlar. MAC indikatörü bize ne diyor? MAC indikatör diyor ki ben diyor aşırı alım bölgesine girdim. Burada biraz takılacağım. Ha pardon, yükseliş trendi bölgesine girdim. Burası biraz takılacağım. Negatif pozitif bölge arkadaşlar. Sıfır üzeri bizim için pozitif bölge mi? Evet arkadaşlar, sıfır üzeri bizim için pozitif bölge. Hissenin bulunduğu konumda yükseliş trendi olarak karşımıza çıkıyor. Ufak düzeltmeler yapmış mı? Evet, ufak düzeltmeler yapmış arkadaşlar. Şu anda hisseye baktığımız zaman mavi sinyal, kırmızı sinyal üstünde ve yukarı doğru gidiyorsa arkadaşlar bizim için olumlu olarak değerlendirebiliriz. Ha, sıfırın altına girerse yükseliş sonlandı diyebiliriz ama şu anda sıfırın altına inmesi, yani şunun altına inmesi biraz zaman alır veya olma ihtimali daha düşük diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim GCI'mize arkadaşlar. GCI'mize baktığımız zaman da GCI da aşırı alım bölgesine girmiş. Kaça kadar çıkmış? Hemen bakıyorum. 280'e kadar çıkmış. Sonra aşağı doğru kendini 171'e kadar düşürmüş. Hisse için olumlu mu arkadaşlar? Evet, biraz daha köpüğü var mı? Var. Hani köpük olması arkadaşlar çabuk düzeltmenin biraz daha sert olması ihtimalini karşımıza getiriyor ama neticede arkadaşlar bulunduğu bölge olumlu olarak değerlendirebileceğimiz bir yerde. Gelelim arkadaşlar diğer bir hissemize, Anadolu Issız arkadaşlar. Peki Anadolu Issız'da durumumuz nedir? Hemen bir kontrol edelim arkadaşlar, şuradan bir değerlendirelim. İlk önce Anadolu Issız'ı 26 Ağustos'ta değerlendirmişiz. Peki 26 Ağustos'tan beri neler olmuş? Hemen bir kolaçan edelim arkadaşlar. 26 Ağustos neresi? Hoppa, 26 Ağustos arkadaşlar tam da şu yeşil mumun olduğu yerde. Şimdi burada bir desteğimizi belirlemişiz. Evet, bu destek 2 defa 3 defa çalışmış. 1 2 3 26 Ağustos'ta beraber 3 defa çalışmış. Sonra arkadaşlar hisse kendine dirence doğru götürmeye başlamış. 381 ama becerememiş arkadaşlar. 381'e gelmeden bir dönüş yapmış. Nereden? 346'dan. Şimdi arkadaşlar elimizde ne var? 346 ile 263 arasında gezinen bir Asuzu hissesi var arkadaşlar. Peki burada arkadaşlar yukarıda 346 ve 381 direnci varken aşağıda neyimiz var? 263 ve 216 desteklerimiz var arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra arkadaşlar hemen Ichimoku, Bollinger ve hacim değerlendirmesine geçelim. İlk önce arkadaşlar Ichimoku'ya bakalım. Ichimoku bulutu arkadaşlar yeşil olması bizim için olumlu. Herhangi ciddi bir sıkıntısı yok. Peki arkadaşlar Bollinger'in Ichimoku'nun üst bandına baktığımız zaman ne gözüküyor arkadaşlar? Aşağı doğru daralma var. Şimdi bu aşağı doğru daralma arkadaşlar bizim için ufak da olsa bir risk teşkil ediyor. Yani buraya biraz dikkatli olmakta fayda var. Netice arkadaşlar tek başına Ichimoku'nun yeşil olması yükseliş trendinin teyidi anlamına geliyor ve olumlu olarak değerlendirebileceğimiz bir durum. Peki gelelim arkadaşlar Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktası 286, fiyatımız kaç? 294. Bakın bugün %10 düşmesine rağmen arkadaşlar hisse hala Bollinger bandının üstünde. Olumlu mu arkadaşlar? Evet olumlu diyebiliyoruz arkadaşlar. Yalnız yöne baktığımız zaman yön aşağı, biraz dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Ama bu, arkadaşlar bunların hepsini beraber kendiniz değerlendirin. Yani şu anda Bollinger bandı olumlu gözüküyor ama yön aşağı, dikkatli olmakta fayda var. Peki gelelim arkadaşlar hacme. Şimdi hacim arkadaşlar yükselirken hacim yükselmiş gayet güzel. Ondan sonra yataya gelmiş arkadaşlar. Yatay da fiyat da yatağa gitmiş. Hafiften bir yükseliş var arkadaşlar. Bakın nereye kadar yükseliş, buraya kadar. Peki düşüşte ne arkadaşlar? Düşüşte de hacim yükseliyor arkadaşlar. Bakın burası biraz sıkıntı. Yani son 3 tane muma baktığımız zaman 3'ü de kırmızı arkadaşlar ve fiyat aşağı doğru gidiyor ki bayağı bugün oldukça yüklü girmiş arkadaşlar. Nereden bakarsanız yani 1 milyon 600, 600 bin lot arkadaşlar. Hissenin şöyle baktığımız zaman 8 günlük ortalamasının 2 katı arkadaşlar. Öyle diyelim ben size. Hani burada aşırı yükselişin biraz daha kalıcı olma ihtimali karşımıza çıkıyor. Hani buradaki direnci arkadaşlar 263 direncini takip etmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Altında arkadaşlar biraz daha dikkatli olmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Ama bugünkü esas beni korkutan son 3 günlük arkadaşlar kırmızı mumlu hacim. Peki gelelim arkadaşlar RSI'mıza. RSI bize ne diyor? RSI diyor ki evet diyor, tam böyle aşırı alış bölgesine girecekken birisi kafamıza vurdu. Aşağı doğru indiriyor. Hisse için olumlu arkadaşlar. Evet, hisse için o hala şu anda olumlu gözüküyor. Neden arkadaşlar? Bulunduğu bölge itibariyle 30 ile 70 arasında olması hala yükseliş trendinin bozulmadığı anlamına geliyor. Peki yöne dikkat ettik mi arkadaşlar? Evet, yöne dikkat etmemiz fayda var arkadaşlar. Yön aşağı, dikkatli olmakta fayda vardır diye düşünüyorum.
Gelelim arkadaşlar stop ise stop ise ile arkadaşlar baktığımız zaman o da yukarı doğru çıkarken aşırı alış bölgesinden sonra tekrar bunun da kafasına vurmuşlar, aşağı doğru indirmişler. Hisse için olumlu mu arkadaşlar? Evet, bu da hisse için hala bulunduğu bölge itibariyle arkadaşlar yükseliş trendini teyit eden nitelikte olumlu. Ama arkadaşlar burada da yine aynı şekilde yöne dikkat etmekte fayda var. Yani burada arkadaşlar bizim için 20 ile 80 arasında olması dediğim gibi yükseliş için teyit için önemli, olumlu olarak değerlendireceğimiz ama son bir defa da söyleyeyim arkadaşlar, yön aşağı dikkatli olmakta fayda var gibi gözüküyor. Gelelim arkadaşlar MAC indikatörüne. MAC indikatörü diyor ki hayır diyor, bundan hiç kare almayın diyor. Neticede ben daha önce bundan sert düşüşler yaptım diyor. Evet, yani hem de seri bir şekilde sert düşüşler yaptım diyor. Ve ufak bir düzeltme yapacağım diyor. Sıfırın altına düşmediği sürece arkadaşlar bunu takip edelim. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok gibi gözüküyor MAC indikatörüne göre. Bu da yükselişteydi diyor arkadaşlar. Hala düşüş trendinin olduğu olasılığını bize sıfır diyor. Ama aşağı indikçe arkadaşlar bu sıfır olasılığı da yavaş yavaş artar gibi duruyor. Şu anda yaptığı işlem sadece düzeltme arkadaşlar gözüken bu indikatöre göre. Gelelim arkadaşlar GCI'mıza. GCI'miz bize ne diyor? GCI'den şekilde arkadaşlar. GCI diyor ki ben aşırı alım yani çıktım diyor ki baktığım zaman 276 arkadaşlar yayın iyice gerildiği bölge. Hani yaydan kurtuldum, aşağı doğru hızlı bir şekilde iniyorum ve oldukça sert iniş yapmış arkadaşlar. Ha şu anda baktığımız zaman arkadaşlar şu bölgede takılması bizim için iyi diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Yalnız bununla ilgili haber var mı yok mu arkadaşlar? Bunlar tamamen temelcilerin durumu arkadaşlar. Temel analiz yapanların. Biz şu anda sadece teknik olarak değerlendiriyoruz arkadaşlar. Yani yön aşağı ama bulunduğu bölge olarak arkadaşlar hala yükseliş trendini teyit ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.